Geniş Plan'dan herkese merhabalar. Ben Gürsel Durusal. Bugün sizler için 5 tane alternatif savaş filmi hazırladım. Dünya savaş alanına dönmüşken konseptin uygun olduğunu düşünüyorum. O zaman hemen filmlere geçelim. 1 numarada 1988 yapımı Beast of War filmimiz var. Yolunu kaybeden bir Sovyet tankının Afgan gerillaları ile kıyasaya mücadelesini anlatıyor. Yönetmen Kevin Reynolds Zamanın gözde filmlerinden olan Waterworld ve gizli bir cevher olan 187 filmlerini çekmişti. Film propaganda yaptığı nedeniyle çokça eleştirilse de intikam ve çaresizlik duygularını seyirciye çok iyi geçirdiğini düşünüyorum. Steven Bauer, Jason Patrick ve Stephen Baldwin başrollerde. İyi bir alternatif savaş filmi olarak sizlere önereceğim ilk film bu. İkinci sırada 1998 yapımı Savior var. Savaş filmi denilince ilk olarak akla Full Metal Jacket, Apocalypse Now, Saving Private Ryan gibi filmler gelir. Savior pek bilinmeyen ama taş gibi bir savaş filmi. Savaş karşıtlığını, ön yargıyı, soykırımı incelikle işleyen bir iş. Dennis Quaid bana göre kariyerinin en iyi performansını sergilemiş. Karakter dönüşümünü kusursuz vermiş. Size çok kaliteli bir dram ve insanlık dersi vaat eden bir iş. Psikolojiye epey zorlayan savaş karşıtı bir film olduğunu da eklemek isterim. Born on the Fourth of July gibi savaşın enkaz kısmı ile ilgilenen izleyiciler için mutlak önerimdir. 3 numarada 2013 yapımı Tangerines var. Estonya, Gürcistan ortak yapımı bir film. Çeçen Gürcü Savaşı içerisinde geçen ibretlik bir insanlık öyküsünü anlatıyor. Çekildiği yıl en iyi yabancı film dalında Oscar adayı olmuştu fakat ödülü kucaklayamamıştı. Çatışma sahnesinin iyi bir savaş filmi çekmek için gerekli olmadığını en iyi gösteren filmlerden biri. Mutlaka izlemenizi öneriyorum. Dördüncü filmimiz yine aynı yıl olan 2013'ten Lone Survivor. Bildiğiniz gibi bazı yönetmenlerin fetiş oyuncuları vardır. Martin Scorsese, Robert De Niro gibi. Mark Wahlberg, Peter Burke için de aynısını söyleyebiliriz. Lone Survivor'dan sonra Event Horizon, Mile 22 ve Patriots Day gibi filmlerde beraber çalışmışlardı. Filmimize dönersek oyuncu kadrosu gerçekten çok sağlam. Mark Wahlberg haricinde Eric Bana, Ben Foster, Emil Hirsch gibi iyi oyuncular var. Film aynı zamanda bir kitap uyarlaması. Ünlü terörist lideri Ahmet Şah'ı etkisiz hale getirmek için kurulan bitimin hikayesini anlatıyor. Filmin en güçlü yanı, aksiyonu ve sizi baştan sona ekran karşısına kitlemeyi başarıyor. O yıl ses kurgusu ve ses miksajı dallarında da Oscar adaylığı almıştı. Lone Survivor, aksiyonu bol savaş filmi arayanlar için uygun tercih. Son filmimiz 2017 yapımı The Wall. Doug Liman, yönetmenliğine çok inandığım bir isim. Edge of Tomorrow, Born Identity, Mr. and Mrs. Smith gibi çok sevdiğim filmleri var. Bu filmin başına da aynı şekilde beklentiyle oturdum ve tatmin edici bir film olduğunu düşünüyorum. Irak'ta bir sniper'ın hedefinde olan iki Amerikan askerin öyküsü anlatılıyor. Bir nevi tek mekan filmi de diyebiliriz. Sniper ile askerler arasında da sadece bir duvar var. Filmin adı da buradan geliyor. Aklınıza büyük ihtimalle bu da propaganda filmi gibi bir düşünce gelebilir. Yalnız öyle bir film olmadığını izlediğinizde anlayacaksınız. Filmde iyi bir yönetmenlik var ve seyirciyi de namlunun ucunda gibi hissettirmeyi başarıyor. Başrolde son yılların yükselen aktörü Aaron Taylor Johnson var. Sonu da bence iyi bağlanmış ortalama üstü bir iş. Bu hafta sizin için savaş filmi seçtim. Savaş filmleri genel olarak izleyiciler tarafından çok sevilir. Bitirmeden önce ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi programımızın adı zaten alternatif. Bu programda popüler filmleri değil, az bilindiğini düşündüğüm ve beğendiğim filmleri önermeye çalışıyorum. O yüzden bu videonun altına Saving Private Ryan, Apocalypse Now neden yok gibi yorumlar gelmezse sevinirim. Umarım önerilerimi beğenmişsinizdir. Bundan önceki programlardaki alternatif film önerilerim için yukarıdaki linki tıklayabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.